Olay nereden başladı? Geçen haftaki Kasımpaşa Galatasaray evet. maçından başladı. Oradan mı başlayalım? O kadar uzun ki onu ki aslında. Nereden başlayacağımı şaşırıyorum ama Kasımpaşa Galatasaray maçındaki Donk Zanyolo pozisyonunu sona saklayacağım. Orada çok kritik bir durum var. Herkesin atladığı bir nokta bu. E, hassas bir mevzu. Lale Orta'nın nasıl atladığını anlamadım ama. Hani hakemlik yapmıştı benim bildiğim e, Lale Orta. Eski hakem. Evet. Galatasaray Sarıyer maçının yardımcı hakemi, yan hakemi. Gaziantep Sakarya'nın da Türkiye'deki ilk kadın hakemi. Türkiye Süper Ligi'nde bir maçı var Lale Orta'nın. Pardon iki maçı. Biri orta hakem eski deyimiyle. Bir de yan hakemlik pozisyonunda. iki hı hı. maçı var. Ee, o pozisyonu finalde geleceğim. Şimdi nereden başlayalım? Ee, Perşembe akşamı Fenerbahçe-Seviye maçı oynandı. Ve Jesus'un basın toplantısında Sevilla maçı konuşulurken bir baktık dedi ki Jesus Türkiye'de e, masa başında kazanılıyor dedi. Ona benzer bu minimalde bir konuşma yaptı. E, Fenerbahçe ligin başında, başında 12 maç 9 galibiyet 2 beraberlik bir mağlubiyet aldı. Çok iyi bir seri. Bileğinin hakkıyla kazandığı maçlar. Sonra işler kötü gittiği zaman buranın iklimini çabuk öğrenip ya hemen ya aslında benim bir şeyim suçum yok demeye getirerek buraya doğru bir, bu minvalde konuşmalar. Sonra işte Fenerbahçe kulübünden hakeza, bugün Galatasaray kulübünden hakeza. Galatasaray 14 maç üst üste kazandı. Değil mi? Evet. E şimdi e, Sayın Dursun Özbek'in açıklamalarına da bakıyorum. Orada da bir tuhaflık var. Yani nereden bakarsak bir şey değişmiyor aslında. Herkesin bir bakış açısı var ve bence birazcık bunu değiştirelim artık. Şu bakış açısını değiştirelim. Ya burada bir tuhaflık var. Fenerbahçe Kulübü diyor ki, "Hayır" diyor. "Hakemler bizim aleyhimize çalışıyor." Galatasaray Kulübü diyor ki, "Hayır benim aleyhime çalışıyor." Abi kim suçlu o zaman? Ben anlamadım. Hani biri yalan söylüyor. Lale ortada. TRT'ye çıkıyor. TRT'de cümleye başlıyor. Kim yazdı unuttum. Çok güzel yakalamış. Ben şöyle yaptım. Ben böyle yaptım. UEFA beni şöyle tebrik etti. UEFA hakem komitesi bana şunu dedi. Bunu dedi. Bana ne? Ya bana ben ne Twitter'da gerçekten? Twitter'da bir paylaşım gördüm ama çok özür diliyorum ben de unuttum. Çok çok güzel yazmış. Uuttum. Ve ben de izlerken şaşırdım ya. UEFA hakem komitesi Lale Orta'yı tebrik etmiş ya. 45 ülkenin arasında tek sen oldun falan filan. Ya ben pozitif ayrımcılığın şurada olmasına karşıyım bir kere. Yani neden Lale Orta geldi? Hani hangi kariyerden dolayı geldi onu bilmiyorum mesela. Ya buradaki pozitif ayrımcılığa karşıyım. Yani insanın bir e, hakemlik performansı vesaire bunlar falan bunları aray arayacak mıyız? Ya herkes için çok ılımlı olur kadın olursa. Olmuyor bak. Yanıldınız demek ki. Daha da beter oldu. Farkında mısınız bilmiyorum. Ya çünkü öyle bir çıkmaza soktu ki Türk futbolunu aslında. İşte Zanniyolo ile ilgili bir açıklama yaptı. Ya Donk Zanniyolo pozisyonunu orası yanlış gösterdi. Esas bu pozisyon. Soruyorum Sayın Lale ortaya. Tek bir şey soracağım. Yazdım hatta e, pozisyonu. Şimdi Donk eee özür dilerim Fırat Aydınus muydu? E, şöyle bir tweet atmış. Ben 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 hep ben ve son olarak bir şey daha ekleyeyim yine ben. Özür dilerim. Ben bu da güzel çok güzel. Yani buradaki ben, bu da güzel ama başka birinde bir şey daha okudum. Kim olduğunu birazdan hatırlarım mutlaka. Geleceğim konu şu. Donk Zalniolo pozisyonuna takmış Lale Orta. Üşenmemiş, yayıncı kuruluşu aramış vesaire vesaire. Peki ben Sayın Lale Orta'ya soruyorum. Ya Sayın Lale Orta, o pozisyonda siz diyorsunuz ki işte dokunmuyor. böyle ki tamam dokunmuyor, arkada bir görüntü var. Şimdi futbol oyun kurallarında şöyle bir madde var. Lale Orta benden çok çok iyi biliyor bunu. Hani senelerce en azından oralarda bulunmuş bir kişi olarak. Donk ve Zanyolu'nun olduğu pozisyonda topun onlarla alakası yok. Öncesinde Donk zaten Zanyolu'yu şöyle bir tekme atar gibi bir şey yapıyor. Biraz sindirmek için. Yine top onlarla alakası olmayan bir pozisyon. Sonra mevcut final pozisyonuna geliyorum. Tek sorum Lale Orta'ya. Donk'un topsuz alanda Zanyolo'nun sağ bileğine doğru hamlesini gerektirecek orada bir pozisyon var mı? Hani biraz oyun bilgisi varsa insanlarda ya da hakemlerde ya da o kurumun başındakilerde Donk'un o hareketi neden yaptığını, top oynamış, topu ayağa değmiş ki Lale da galiba top oynamışlığı var bildiğim kadarıyla ama hani Bendeniz'in de var. Dostluk Spor'da Bendeniz de top oynadı onu biliyorum. Biz idman yapardık orada onlar da idman yapardı Osmaniye'de, Bakırköy Osmaniye'de geleceğim konuşu. Donk zanyolunun sağ bileğine ayağını böyle atıyor. Zanyolu uyanıklık yapıp çabuk davranıp sağ ayağını çekiyor, öne götürüyor. Ben Sa sayın Lale ortaya sadece şunu söylüyorum. Bir futbolcunun niyeti teşebbüs etmesi bile kırmızı kart gerektirebilir. Bakınız oyun kurallarında şiddetli hareket diye geçer. Burada bile kırmızı kart çıkabilir. Bununla ilgili bu kadar takmanızın nedenini ben anlayamadım. Sadece bu soruyu soruyorum. Teşebbüsten bile kırmızı kart verilir. Lale Orta, Sayın Lale Orta. Şimdi şöyle bir durum var. Bu pozisyon yok elimizde. Yani özetle. Aa oraya geleceğim. Hı. Yayıncı kuruluşu arıyorsunuz ya. Futbol Federasyonu'nu da sesleniyorum. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına. Yayıncı kuruluşu arıyorsunuz. Ya doğru pozisyonu gösterin. Elbette biz de istiyoruz. O zaman TFF'den ve MYK'den ricamdır. Yayıncı kuruluşa bir zahmet ricada bulunursanız. Bakın e, buralar şifresiz kanallar. Kamuoyunu bilgilendirmek istiyorsanız buralara özetleri 3 dakikayla sınırlamayın. 5-6 dakikayla yapın ki kamuoyu doğruyu öğrensin. Bakın bunlar Türk futbolunu kurtaracak şeyler. Doğruyu yanlışı burada ayırt edebiliriz esas. 3 dakika görüntü alacaksın. Onu mu seçeyim bunu mu seçeyim? Hiçbir şey seçemeden zaten 3 dakikalık özette hiçbir şey çıkmıyor ortaya. Yahu bak yayıncı kuruluşa da buradan sesleniyorum. Ne olur yapmayın, özetleri çoğaltırsanız harika şeyler de oluyor Süper Lig'de. Bunları yaparsanız eğer ki marka değerini böyle arttırırız. Biz burada bu özetleri daha fazla verirsek insanlar der ki ya ne kadar güzel pozisyonlar olmuş. Bazen orta sahada yapılan mükemmel bir hareket özetlerde yer almıyor. Ve izleyici Anadolu'daki izleyici, İstanbul'daki izleyici, İzmir'deki izleyici diyor ki ya bunu mu izleyeceğiz iki tane gol olmuş. Marka değerini böyle saklayarak falan, pamuklara sararak falan bunu yapamayız. Geçmişte de bunun örneklerini gördük bazı maçlarda. E, pozisyon an, anlatmakta zorlandığımız bazı pozisyonlar. E, aslında maçı izlerken not aldığımız ama gör, özet görüntülerde olmayan çok oluyor çok, yani. Bazen çok hani e, konuşulmaya değmeyecek e, şutlar vesaire. E, özetlerin içinde oluyor. Tabii. Ama asıl konuşulması gerekenler yer almayabiliyor. Ama olur. bu her maç olmuyor mesela. Değişiyor. Ama ya işte, de İstikrarı yok yani bazen özetlerde. Marka değeri açısından bunu korumamız lazım. Marka değeriyle ilgili de sayın kulüp başkanların artık ne olur yapmayın. Yani birbirinize sataşarak bu, buradan çıkabileceğimiz bir yer değil bu. Şimdi Sayın Ali Koç'un daveti ya gerçekten de hani bu düello e, işine vardıracaksak ya bir ay önce yaşadık bir depremden çıktık ve dedik ki ya futbol ne kadar aslında kaçıncı plana atmamız gereken bir oyunmuş dedik. Bugün biz çocukken çok yapardık ya senin baban benim babamı döver. Hani ne olacak televizyon kanalına çıktığınız zaman şu mu olacak? Vay be Ali Koç'a bak dursun Özbey'e nasıl laf yedir şey yaptı.